أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimize şükürler olsun. İkinci bayramımız olan Kurban Bayramı'na yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Zilhicce'nin birinci gününü idrak ediyoruz. Akşam gelen bilgiye göre Suudi Arabistan'da da hilal gözükmüş oldu. Kurban Bayramı Zilhicce'nin 10. günü olunca 10 gün önceden kesinleşmiş oluyor Kurban Bayramı İslam ülkelerinde. Dolayısıyla dün akşam hilal gözükmüş, bugün Zilhicce'nin biri olduğu ilan edilmiş oldu. Bizim takvimlerde yazıldığı ve ülkemizde uygulanacağı gibi Hacı Efendiler de haccı aynen bizim gibi Kurban Bayramı'nı idrak etmiş olacaklar. Bizdeki Arafa günü de Arafat'a çıkmış, Arafat vakfesini gerçekleştirmiş olacaklar. Böyle olması bizim için de bir rahatlık oldu, bir güzellik oldu. Aynı gün bayram yapmış olmamız, Arafa gününü de hep beraber Arafa günü olarak idrak etmiş olmamız bir güzellik oldu. Rabbim İslam ülkelerinde, İslam âleminde birlik ve beraberlik noktasında şuur ve bilinç ikram eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde en azından ibadetlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde icra etmeye her birimizi, bütün âlem-i İslam'ı muvaffak eylesin. Birinci konu bu. Bayramı beraber yapmış olacağız. Suudi Arabistan'la, Hacı Efendilerle, hacılarımızla beraber, Arafa gününü de beraber idrak etmiş olacağız. İkinci nokta, Zilhicce'nin 10'unda bayram, birinci gününden 10. gününe kadar her bir gün Zilhicce ayı için değerli bir ay gündür. Dolayısıyla sene içerisinde 2 tane değerli 10 gün vardır. Bunlardan bir tanesi Ramazan-ı Şerif'in son 10 günüdür. Bir tanesi de şimdi bugün birinci gününü idrak ettiğimiz Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Dersime başlarken okuduğum ayet-i kerimelerde Estaizu billah vel fecri ve leyalin aşr. Fecre yemin olsun, bir de 10 geceye gündüzüyle beraber yemin olsun ifadesi, üzerine yemin yapılan bu 10 geceden maksat Zilhicce'nin ilk 10 gününün geceleridir diyor müfessirler. Dolayısıyla Rabbimizin üzerine kasem ettiği 10 günün içerisinde bulunmuş oluyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi
Sene içerisinde iki tane çok önemli 10 gün vardır. Birisi Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü. Ne yapıyor Hacı Efe Ramazan'da biraz da hassas olan insanlar, biraz daha vakti müsait olan gayretli insanlar ne yapıyorlar? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü camilerde itikafla geçiriyorlar. Sıradan vatandaşlarımızın da Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde camiye, cemaate olan, teraviye olan hassasiyeti de artmış oluyor. Çünkü gerçekten fazilet bakımından Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi diğerlerinden daha üstündür. Şu anda içinde bulunduğumuz günler, gecesiyle, gündüzüyle beraber Zilhicce'nin 10 günü dediğimiz çok değerli günlerdir. Biz de bu günlerin içerisinde bulunuyoruz. Bugün Zilhicce'nin birinci gününü konuşuyoruz. Camideyiz, konuşuyoruz. Yarın camide olmayabiliriz, hastanede yoğun bakımda olabiliriz veya toprağın altında olabiliriz. Dolayısıyla birinci günle yetiştik diye bayrama yetişme garantimiz yoktur. Bayram gecesine yetiştik diye bayrama yetişme garantimiz yoktur. Azrail Aleyhisselam'ın mesaisi durmadan devam ediyor. Sıramız ne zaman gelecek, bizim zile ne zaman basacağını biz bilmiyoruz. Bugün Zilhicce'nin birinci günü içerisinde olmamızın, bunu idrak etmiş olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bayramı da efendim idrak etmeyi, o mutluluğu da beraber yaşamayı her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimde bu Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletiyle ilgili Aleyhissalatu vesselam Efendimizin beyanlarını sizinle müzakere etmiş olacağım. Bir de 10. günü gerçekleşecek olan 10, 11, 12. günde gerçekleşmesi bizden istenen kurbanla ilgili, kurban vazifemizle ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Evvela bu 10 günle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlardır? مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّلَ لَهُ ف۪يهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ Cenab-ı Hak insanı ve kainatı Allah'a ibadet için, kendisini ibadet için yaratmıştır. Kainatta her şey Cenab-ı Hakk'ı teşbih eder. İnsanoğlu bilinçli bir şekilde Allah'a kulluk yapsın diye yaratılmıştır. Sen, ben, eşlerimiz, çocuklarımız ne için varız? Allah'ı bilmek ve O'na kulluk yapmak için varız. En önemli işimiz budur. Bundan daha önemli bir işimiz kainatta yoktur. Kim olursak olalım. Polisiz, kaymakamımız, valiyiz, belediye başkanıyız, devlet başkanıyız, komutanız vesaireyiz. En önemli işimiz Rabbimizi bilmek ve O'na kulluk yapmaktır. İkinci olarak hangi işi yapıyorsak onu bileceğiz. Maliyeciysek maliyeyi bileceğiz. Patronsak patronluğu bileceğiz. İşçiysek işçiliği bileceğiz. Neysek ne işi yapıyorsak, valiysek valiliği bileceğiz. Ama birinci işimiz bu değildir. Birinci işimiz Allah'a kulluktur, bunu bileceğiz. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim kendisine kulluk yapmamızdan bizim adımıza mutluluk duyar. Yani Allah sever bizi ve bize ahiretle ilgili karşılığımızı tahmin etmeyeceğimiz kadar bol bol verir. Zaman zaman da ifade ederim. Şimdi burası cuma günü, alt üst cemaatle dolsun. Bu kadar insan içerisinde elbette muhtelif maddi imkanlara sahip o insanlar vardır. Ama çoğunluk itibariyle bugünkü şartlarda bir daireyi rahat rahat alabilecek, bir arabayı rahat rahat alabilecek insan sayısı çok fazla değildir. Çünkü daire fiyatları uçmuş gitmiş, araba fiyatları uçmuş gitmiş. Bir daire alayım dese herkes daire almak ister ama herkes alamıyor, yetmiyor, parası yetmiyor. Bir araba almak istese herkesin yetmiyor, imkanı yetmiyor. Bir araba alabilmek için ne kadar çalışmak lazım? Bir daire alabilmek için kaç senelik birikinti yapmak lazım? Peki cennet hangisiyle kıyaslanabilir ki? Cenneti alabilmek için, cennetteki köşkü alabilmek için öyle ufak birikintilerle mi cenneti almış olacağız? Hiçbirimizin buna imkanı yetmezdi. Ama Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bizim az çalışmamıza çok mükafat veriyor. İşte Zilhicce'nin 10 gününü verdi bize. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü verdi bize. Bazı pazarlar vardır. Nedir? Çok ucuzdur.
Oranın talipleri çoktur. Niye? Az parayla çok fazla şey alıyor. İşte Zilhicce'nin 10 günü de bir pazardır. Az ibadetle çok kazanılıyor. Bakalım ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Cenab-ı Hak her zaman kendisine ibadet edilmesini sever. Ancak bu günlerde kendisine yapılan ibadeti sevdiği kadar başka hiçbir ibadeti sevmez. Yani her gün, her zaman yapılan ibadeti Cenab-ı Hak sever. Ama bugünlerde yapılan ibadeti sevdiği kadar değil. Bugünlerde yapılan ibadeti diğer zamanlarda yapılan bütün ibadetlerden daha çok sever. يَعْدِلُ سِيَامُ كُلِّ يَوْمِ مِنْهَا بِصِيَامِ السَّنَةِ Yani diğer zamanlarda bir gün oruç tutan insan 10 günlük oruca bedeli olurdu. Hani biri 10'la çarpıyordu. Ama Zilhicce'de Allah Celle Celaluhu bir günlük orucu bir senelik oruca muadil tutuyor mükafat bakımından. Yani Zilhicce'nin 10 gününde bir gün oruç mu tuttu? Sanki bir senelik oruç tutmuş gibi amel defterine yansıyor. Cennette öyle bir arsa veriyor sana, öyle bir köşk veriyor sana. Bir sene oruç tutmuş olsaydın ne kazanacak idiysen, bu günlerde bir günlük oruca o kadar mükafat veriyor. Halbuki bu diğer günlerde neydi? Biri 10'du değil mi? Yani bir gün oruç tutarsan 10 gün oruç tutmuş mükafatı veriyor Allah Celle Celaluhu. وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ Diyelim ki, bu 10 günün gündüzleri değerli olduğu gibi geceleri de değerlidir. Biz bu günün gecelerini, yani Zilhicce'nin içinde bulunduğumuz dün akşam birinci gecesiydi. Böylece 10 gece peş peşe geliyor. Şimdi bu geceleri, bu 10 gününün gecelerini ihya etmeyi, ibadetle değerlendirmeyi, dua ile, zikirle, Kur'an'la değerlendirmeyi Kadir gecelerini ihya etmeye denk tutmuştur. Kadir gecesi bir gecedir. Onu da yakalayabilmek için işte 27 midir, 25 midir o da garanti değildir. Ancak Zilhicce'nin ilk 10 günü garantidir. Gecesiyle beraber garantidir. Hilal gözüktü ve Zilhicce başladı. 10. günde kurban günüdür. Bu aradaki günler ve geceler Zilhicce'nin 10 günü ve 10 gecesidir. 10. gün bayramın 1. günü olmuş oluyor. Öyleyse ben Kadir gecesini ihya etmek istiyorum diyen bir kardeşimiz, bir mümin kardeşimiz ne yapmalıdır? Bu Zilhicce'nin ilk 10 gününün gecelerini ihya ettikçe Kadir gecesini ihya etmiş gibi mükafata erişmiş olur diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Tirmizi'de bu hadis-i şerif vardır. Başka hadis kaynaklarında da vardır. Lataiful Ma'arif isimli bir eserde bir hadis-i şerif nakleder. Der ki: "Leyse yevmun a'zam 'indallahi min yevmil cuma." Günler içerisinde Cenab-ı Hak en muazzam gün olarak cuma gününü kabul etmiştir. Onun için cuma günü bizim bayramımızdır. Elhamdülillah. Haftalık bayramımız nedir? Cuma günüdür. Günler içerisinde en muazzam gün cuma günüdür. Leysel aşra. Zilhicce'nin 10 günü müstesna. Yani içinde bulunduğumuz bu günler Zilhicce'nin 10 günleridir. Normalde en muazzam gün cuma günüdür. Cuma günden daha üstün bir gün yoktur. Ama Zilhicce'nin ilk 10 günü değil. Zilhicce'nin ilk 10 günü Cuma'dan da üstündür. Bugün hem Zilhicce'nin birinci günü hem de Cuma'lardan biri Cuma. Bu sefer ne olmuş oluyor? Katmerli fazileti olan günlerden bir gün içerisindeyiz. Nasip olursa hayattaysak önümüzdeki Cuma günü de mesele aynen böyledir. Yani hem Zilhicce'nin 10 gününden bir günde bulunmuş oluyoruz hem de Cuma günü olmuş oluyor ki hani çift kanatlı diyelim faziletli gün olmuş oluyor. فَاِنَّ الْعَمَلَ ف۪يهَا يَعْدِلُ عَمَلَ سَنَةٍ Bu günlerde bir günlük amel, bir senelik amele denk olur buyurulmuştur. Kıymetli dostlar, buna bizim mi ihtiyacımız var, Allah'ın mı ihtiyacı var? Hep biliyoruz ki bizim amellerimize Allah'ın ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Biz ibadet etsek bundan Cenab-ı Hak zengin olur mu? Olmaz. Biz ibadet etmezsek Allah fakirleşir mi? Haşa, öyle bir şey söz konusu değil. O zaman
Bizim ibadetimiz bizi zengin kılar. Bizim ibadetsizliğimiz bizi fakir kılar. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu bizi seviyor ve bizi kazandırmak istiyor. Kazandırmak istediği için kullarım, diğer zamanlarda eksiğiniz olabilir, gevşeğiniz olabilir. Aradaki açığınızı kapatmak isterseniz ben size bir tolerans veriyorum. Haydi Zilhicce'nin ilk 10 gününde harekete geçin. Bir senelik, bir günlük ibadetinize bir senelik ibadet mükafatı veriyorum. Bir günlük orucunuza bir senelik oruç mükafatı veriyorum diyor. Bizi böylece ibadete teşvik ediyor. Buradan şu anlaşılmaz, anlaşılmamalı. Bu kurnazlık olur, yemez. Efendim ben bir sene namaz kılmayayım, farz olan namazlarımı kılmayayım. İşte Zilhicce'nin ilk 10 günde namazlarımı düzgün kılarsam bir senelik namaz kılmış olurum. Bu o demek değildir. Kılmadığın her namazın nesi vardır? Bir hesabı vardır, bir açığı vardır. O açığı ancak onu kılmakla kapatabilirsin. Buradan anlamamız gereken nedir? Buradan anlamamız gereken, yani Allah Celle Celaluhu bizim her ibadetimize bir karşılık veriyor. Diyor ki kullarım, siz bu karşılıklarınızda eksik kalabilirsiniz, kusurlu olabilirsiniz. Cennette arzu ettiğiniz, ulaşmak istediğiniz yere ulaşmak için ameliniz yetmeyebilir. Ben size bu 10 günde farklı bir ödeme yapayım. Bir güne bir senelik ödeme yapayım ben size. Ve dolayısıyla siz açığınızı bu şekilde kapatmış olursunuz. Biz kazanmış olacağız burada, biz zenginleşmiş olacağız ibadet açısından kıymetli dostlar. Demek ki Zilhicce'nin ilk 10 günü içerisinde yapılacak olan ibadetler, diğer günlerde yapılacak olan ibadetlerden daha sevgilidir. Cuma günden daha muazzam bir gün yoktur ama Zilhicce'nin 10 günü hepsi Cuma'dan da daha üstündür. Hem Cuma hem de Zilhicce'nin 10 günü içerisine girerse ona da nurun ala nur denmiş olur. Onun fazileti, üstünlüğü katmerli olmuş olur. Kıymetli dostlar, bir eserde, Fedâilü Levkat isimli bir eserde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bize naklediyor. مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا الْعَمَلُ ف۪يهِنَّ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِي الْاَيَّامِ الْعَشْرِ 365 gündür sene, kameri olarak baktığınız zaman 355 gündür. 355 gün içerisinde bu Zilhicce'nin ilk 10 günü kadar değerli, içerisindeki amellerin daha sevgili olduğu başka gün yoktur. İşte bir de Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü vardır. Peki ne yapmalıyız bu günlerde? Efendimizin tavsiyesi فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالتَّكْب۪يرِ Bu günlerde La ilahe illallah zikrini çoğaltın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Tekbir, tehlil ve tahmid cümleleri var bunun içerisinde. Biliyorsunuz bayramda 72 vakit, işte Arafa gününden başlayarak bayramın 4. gün ikindi namazına kadar devam edecek olan teşrik tekbirleri vardır. Namazdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Bu teşrik tekbirleri de vaciptir, getirilmesi vaciptir. Ayrıca hac mevsimi ve hac ayı. Dolayısıyla bu günlerde Medine ve Mekke yolları böyle lebalep insanlarla dolu. Uçaklar dolu dolu iniyor, bomboş dönüyorlar. Dolu dolu iniyorlar, bomboş dönüyorlar. Yolcu almaya gidiyorlar. Otobüsler, minibüsler, taksiler hep Medine'ye, Mekke'ye insan taşıyorlar. Dünyanın her tarafından gelen insanları taşıyorlar. Oraya giden insanlar kesinlikle Mekke-i Mükerreme'ye ihramsız giremezler. İhram giyerek ve hacca, umreye niyet ederek giriyorlar. Bu ihrama girmiş olan insanlar Cidde Havalimanı'nda indikleri andan itibaren, daha önce de ihrama girdikleri andan itibaren لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ diye telbiyelerle beraber Allah'ım ne emredersen baş üstüne, ne emredersen baş üstüne Allah'ım, sen ne dersen benim hayatımda o olur diyerek
senin ortağın benzerin yoktur diyerek telbiye getirile, buna telbiye deniyor. Bu sadece telbiye kısmıdır ama biraz önce söylediğim Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, tekbir ve tehlillerle beraber yolculuğa devam ediyorlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhim ecma'in, hac mevsiminde bu günlerde hacca giderken, tepeye tırmanırken, tepeden aşağı inerken, efendim düzde yürürken, bu zikirlerle, telbiyelerle beraber yürüyorlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. O yolda olanlar, hac yolunda olanlar, Kâbe'ye doğru gidenler, bu tekbirlerle, tehlillerle beraber yürüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize, bu tekbirler, tehliller sadece onları ilgilendirmez. Elbette onlar bu görev için, ihramlıyken, o yolda yürürken sünnet olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Ancak Zilhicce'nin 10 gününün fazileti sadece hacca gidenler için geçerli değil. Elhamdülillah bizim için de geçerlidir. Bizim de burada yapacağımız ameller, tutacağımız oruçlar, vereceğimiz sadakalar, okuyacağımız Kur'anlar, yapacağımız tevbeler, istiğfarlar ve zikirler bu şekilde değerlendirilecek. Mükafatı bol bol verilecek. Bugünlerde yapılan bir günlük ibadete Allah Celle Celaluhu bir senelik ibadet karşılığı verecek. Bir günlük oruca bir senelik oruç karşılığı verecek. Allah'ın hazinesinin sonu yoktur. Vereceğim diyor kulum, sen kazanasın diye vereceğim. Aşıksan, talipsen, cennetin talibiysen, ahiret zengini olmak istersen buyur. Kıymetli dostlar, bir günlük çalışmaya, bir senelik çalışma karşılığı vereceğim diye bir patron ilan etmiş olsa, bir günlük çalışmaya bir senelik ücret vereceğim diye ilan etmiş olsa, ne dersiniz, bu patronun davetine duyup da icabet etmeyen olur mu? Olmaz. Bir gün çalışacak, bir senelik ücret alacak. Buna hiç katılmayan olmaz. İnsanlar birbirini kırıp geçirirler. Yani ben de buraya katılayım diye insanlar birbirini kırıp geçirirler. Dese ki bir patron, 1000 kişi alacağım, kura ile beraber, bu 1000 kişiye bir gün çalışacak, bir senelik ücret vereceğim. Ne dersiniz, İstanbul'da böyle bir ilan yapılsa, kura ile beraber çekeceğim derse, kaç kişi katılır kuraya? İstanbul 18 milyonsa, aşağı yukarı 17 milyonu katılır veya çocuk olanların dışında hepsi katılır. Bir güne bir senelik ücret. Peki Allah Celle Celaluhu Habibi ile ilan ediyor. Bir günlük oruca bir senelik oruç yazacağım. Bir günlük amele bir senelik amel yazacağım diyor. Kurada murada yok. Kim gelirse herkese. Kurası murası da yok. Kim gelirse herkese Cenab-ı Hak lütfediyor bunu. Rabbimiz Erhamur Rahim'indir. Bize acıdığı için, bize merhamet ettiği için, bizim kazanmamızı istediği için böyle. Burada aklıma geldiği için paylaşırım sizinle. Muhtemelen çoğunuz bunu daha önce duymuştunuz. Bir kul yoldan çıkmış olsa, içkiye, kumara muptela olmuş, namazda sıkıntısı olmuş, günahlara daldırmış, cehenneme doğru sol şeridi kapatmış gidiyor. Sonra, eyvah ben ne yapıyorum ya, ben nereye gidiyorum ya, bu beni doğru cehenneme götürür. Hemen bir U dönüşü yapsa, bir U dönüşü yapsa ve tevbe etse, pişman olsa, istikamete dönmüş olsa, Cenab-ı Hakk'ın bunda ne kârı var? Hiçbir kârı yok. Cehenneme doğru gitmesinden bir zararı olmadığı gibi, cennete doğru dönmesinden bir kârı yok. Ama diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan devesini kaybetse çölde, suyu üzerinde, yemeği üzerinde, her şeyi üzerinde, uyurken devesi uyanınca yok devesi. Bu deveyi kaybetti. Ama şimdi sadece deveyi kaybetmedik, her şeyini kaybetti. Elbiseler orada, yemeği orada, suyu orada ve yolu da deveyle beraber kat edecekti. Bu adam çölde ölüme mahkum kaldı. Sağa baktı, sola baktı, devesini bulamadı. En son yorgunluktan biraz daha uzanayım dedi. Uzandı, kendinden geçti, uyudu. Uyandığı zaman baktı ki devenin yuları sallanıyor kafasından aşağı. Adam sevincinden havaya fırlıyor, Allah'a şükredecek,
heyecandan cümleleri tersine kuruyor. Şöyle diyor: "Ey Rabbim, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim, sana şükürler olsun." diyor. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum, sana şükürler olsun diyecek yerde, ben senin Rabbin, sen de benim kulumsun, sana şükürler olsun diyor. Heyecanından ve sevincinden cümleleri tersine kuruyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kulun ne kadar sevindiğini düşünebilir misiniz? Düşünün bakalım. Bir kul sol şeridi kapatmış, cehenneme doğru koşuyor. Faiz var, yalan var, zina var, kumar var. Sol şeridi kapatmış gidiyor. Efendim kilometre milometre falan EDS takmıyor. Tam hızla cehenneme doğru gidiyor. Bir de eyvah ben nereye gidiyorum, bu gidiş cehennemdir falan, bir U dönüşü yapıyor. Tevbe ediyor, istiğfar ediyor. İşte bu kul tevbe ettiği zaman, istiğfar ettiği zaman, o devesini bulan insan ne kadar sevinirse, Allah bu kulunun U dönüşüne ondan daha çok sevinir diyor. Allahu Ekber. Bir senesi Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Tabii Samsun yoluna ayrılmamız gereken yerde tabelalara bakmadığımız için dümdüz gittik. Bir de baktık biz Ankara'ya gidiyoruz. Ya biz Ankara'ya gitmeyecektik, biz Trabzon'a gidecektik. Yanlış yola gittiğimizi anladık. Peki ne yaptık biliyor musunuz? Yanlış yola gittiğimizi anladığımız andan itibaren önce nereden, evvela nereden dönebilirim? Bak yanlış yola gidiyorum. Yanlış yola gittiğimi anlayınca ne yaptım? İlk kez en önce nereden dönebilirim? Bir yerde baktık ki hani legal de olsa, illegal de olsa bir dönüş vardır. Hemen oradan dönüverdik. Ya nasıl olsa girdik, devam edelim demedik. İlk dönüş yerinden dönüverdik. Siz de olsanız öyle yapmaz mısınız? Peki bir Müslüman olarak eğer biz yanlış yolda yürüyorsak, yanlış yolda yürüdüğümüzün de farkındaysak, hemen ilk duraktan dönmemiz gerekmez mi? O dönüşü yapmamız gerekmez mi? Dönüş yaptığımız zaman ne oluyor? Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim dönüşümüze seviniyor. Hoş geldin, sefa geldin diyor. Peki bugünlerde Zilhicce'nin ilk 10 gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehlil ve tekbiri çoğaltmamızı bizlere tavsiye etmiştir. Ve bir günlük ibadetin bir senelik ibadete denk olduğunu orucuyla her şeyle beraber beyan buyurmuşlardır. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugünlerle ilgili yapılan amelin çok faziletli olduğunu, diğer günlerde yapılan amellerle kıyaslanamayacağını söyleyince bir tanesi, ya Resulallah, diğer günlerde yapılan amellerden daha üstün diyorsunuz. Diğer günlerde cihat var, savaş var, ciddi ameller bunlar. Bugünlerde yapılan oruç, diğer ibadetler, diğer zamanlardaki cihattan da mı daha faziletli? Evet, cihattan da faziletli. Bir istisnası var. Adam canıyla, malıyla cihada çıkar, Allah'ın dininin yücelmesi için çıkar, malını da o yolda harcar, canını da verir. Şehit olursa tamam, o üstündür. Yoksa diğerlerinden bugünlerde yapılan ameller daha üstündür diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zilhicce'nin 9 gününü, yani bugünden itibaren 9 gününü oruçla geçirirdi, bir de Aşura gününü oruçla geçirirdi diyor Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha. Kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz Zilhicce'nin 10 gününün çok faziletli olduğunu ifade ettikten sonra bir de kurbanla ilgili bazı şeyleri paylaşmak isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men dahha tayyibeten nefsuhu muhtesiben li ulhiyyetihi kânet lehu hicâben minen nâr." Bir insan kurban kesmek kendisine vacip olunca gönül huzuruyla keserse, mükafatını da Allah'tan bekleyerek kurban keserse, cehennem ile arasında perde olur kestiği kurban. Yani bir kurban kestiğimizde Allah için keserek ve mükafatını Allah'tan bekleyerek böyle bir ibadeti gerçekleştirdiğimizde, bazı amellerimiz, yanlışlarımız bizi cehenneme doğru sevk ederken, o kurban cehennemle aramızda bir perde oluşturacak, cehenneme girmemize engel teşkil edecek. Onun için bu yönünü görerek, bilerek kurbanlarımızı bilinçli ve severek ve sevinerek kesmek lazım. Et niyetiyle değil, Allah rızası için Allah'ın rızasını kazanmak ve ahirette cehennemle aramızda perde olmak maksadıyla. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, men vecede sa'aten le en yudahhiye felem yudahhi felâ yahdur musallâna. Bir insan kurban kesme imkanına sahip olur,
zenginliğine sahip olur da kurban kesmezse, cimriliği sebebiyle, tembelliği sebebiyle bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın diyor Efendimiz. Böyle cimri insanlar, böyle duyarsız insanlar bizim meclislerimizde bulunmasın diyor. Aslında meclislerimize bulunmasından ziyade buradan anlaşılması gereken, gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden kurban kesme imkanına sahip olduğu halde, yani kurban kesin kendisine kesmek vacip olduğu halde kurban kesmeyen insanın çirkin manzarasını bu cümleleriyle beraber bizlere ifade ediyorlar. Kıymetli dostlar, مَا اُنْفِقَتِ الْوَرَقُ مِنْ فِي شَيْءٍ اَحَبِّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ نَحْرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ. Kurban bayramında bir kesilecek kurban için yapılan masraflar var, harcamalar var. Şimdi o günlerde siz 10 tane fakiri sevindirseniz, bir kurban bedeli diyelim nedir? Yani sizin vatandaşlar kendisi kurban kesmeye kalktığı zaman belki 2000-2500 lira, hayvanına göre daha az, daha çok vermiş oluyor. Kurumlar topladığı zaman hisse olarak biz Kur'an kursumuz için kurban hissesi toplarken 1100 liraya toplamış oluyoruz. 1100 liraya idarelik bir kurbanı kesebiliyoruz. Talebelerimiz adına topladığımız kurban öyle. Ama vatandaş kendisi bir hisseye girdiği zaman 2000-2500 civarında oluyor. Bu günlerde biz 2500 lira bir kurban hissesi olduğunu düşünelim kendimiz kesmeye kalktığımız zaman. 2500 lira değil de 25 bin lira fakir fukaraya dağıtsak ama kurbanımızı kesmemiş olsak, o kurban kesmekten elde edeceğimizin yerini 25 bin lira dağıtarak asla elde edemeyiz. Çünkü bu bir vaciptir, o bir nafiledir. Nafile ile vacip ne yapamaz? Kıyaslanamaz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bugünlerde harcanan paralarda, kurban için harcanan paranın yerini hiçbir şey tutmaz buyurmaktadır. Onun için kurban kesmesi gereken mutlaka kurbanı kesecek veya kestirecek. Kurban kesmekte yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle bir tavsiyesi var bize. مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرَ حَبِّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ. Kurban bayramı günlerinde bir kurban bayramı namazı kılıyoruz. Bu zaten normal her gün kıldığımız namazlar vardır. Farklı ibadet olarak o günlerde Allah için akıtılması gereken bir kan var ya, bunu ya sen kendin keserek akıtıyorsun veyahut da vekalet vererek birisine kestirerek akıtıyorsun. Vekalet vererek kestirdiğin zaman senin adına kesilmiş oluyor. Dolayısıyla o kanı da sen akıtmış oldun. İşte kurban bayramı günlerinde Allah için kesilip akıtılan kan, Allah nezdinde en sevimli davranışlardan, ibadetlerden birisidir. وَاِنَّهُ لَتَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فُرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَضْلَافِهَا. Yani kesilen kurban yarın boynuzlarıyla, efendim bütün ağırlığıyla, haşmetiyle beraber yarın ahirette senin mizanda, efendim senin işine yarayacaktır. Ve kurbanda Allah için kesilen hayvanın kanı yere düşmeden Cenab-ı Hakk'ın kabulüne, Cenab-ı Hakk'ın rızasına, efendim insanı mazhar eder. Efendimiz bu özellikleri taşıdığından dolayı فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, kurbanlarınızı gönül huzur içerisinde seve seve kesin ve kestirin buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Kurban Bayramı'nda yapılacak olan ibadetlerin içerisinde Kurban Bayramı diğerlerinden farklı olarak Kurban Bayramı namazından ayrı kurban kesme ibadeti vardır. Bu bir ibadet olunca ibadetlerin kendine has bir takım özellikleri vardır. Bu özellikleri taşımazsa ibadet olmaz. Mesela şimdi Cuma'ya geldiniz, niçin? İbadet için geldiniz. Abdestiniz bozulsa namaza durur musunuz? Durmazsınız. Niye durmazsınız? Abdestsiz olmaz. Gidersiniz, abdest alıp gelirsiniz. Peki, çünkü ibadetin bir kriteri vardır. Öyleyse kurbanın da elbette kriteri vardır. Koyun ve keçi gibi hayvanlarda bir yaşını doldurması lazım. Koyun ve keçilerde bir yaşını doldurması lazım. Sadece koyunlarda 7, 8, 9 aylık olduğu halde bir yaşında görüntüsü veriyorsa idare eder. Keçide olmaz. Sadece o koyunda olur. İneklerde de olmaz. İneklerde 2 yaşını doldurmuş olması lazım. 2 yaşını doldurmadığı halde 3 yaşı büyüklüğünde olsa yine olmaz. Bazı bölgelerin hayvanları cüssü olarak 9 aylıktır ama böyle küçük boylu hayvanlar vardır. Anadolu'da 14-3 tane hayvan kadar büyüktür. Orada büyüklük önemli değildir, yaş önemlidir.
Efendim, yaş önemli olduğu gibi hayvanlarda bir takım özürler, mazeretler hayvanın kurban olmasını engel teşkil edebilirler. Mesela kurbanlık hayvanın iki gözü veya bir gözü kör ise bundan kurban olmaz. Dişlerin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış ise bunlardan yine hayvan olmaz. Bunlar ayıplı ve kusurlu hayvan sayılırlar. Bu kusurlu hayvanlar zaten bu söylediğimiz özürler hayvanın kendi değerine de yansır bunlar. Özürlü ve ayıplı hayvan kabul edilir bunlar. Kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş olan hayvanlardan kurban olmaz. Memelerinin başları kopmuş olan, kulakları veya kuyruğu yaratılıştan bulunmayan hayvanlardan kurban olmaz. Ancak şaşı olması, topal olması, hasta olması bunlar kurban olmasını engel teşkil etmez. Doğuştan boynuzu yoksa hayvanın yine veya hayvanı vuruyorlar, burulmuş olmuş olması bunların kurban olmasına engel teşkil etmez. Şimdi kıymetli dostlar, hayat tecrübeden ibarettir. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Ben kulaklarınıza küpe olacak şu cümleleri kullanmak isterim, paylaşmak isterim. Kurban ibadetiyle ilgili. Kurban, biraz önce ifade ettiğim gibi yaş itibariyle 2 yaşını doldurmamış olan büyükbaş hayvanlar ne olmaz? Kurban olmazlar. İşten çok iyi anlayan bir kardeşimizle dolaşmıştık hayvan pazarını birkaç sene önce. Böyle baktığı zaman hayvanın yaşını anlayabilen, tecrübeye sahip bir kardeşimiz. Bir ahıra gitmiştik, dedi ki hocam bak burada kaç tane hayvan var? 18 tane. Bunların 4 tanesi sadece kurban olur, diğerlerinin hiçbirisinin yaşı tutmuyor dedi. Bir bakalım dedim, gerçekten öyle. Bir başka ahıra gittik, 2 tane, 3 tane yaşı tutuyor, diğerlerini tutmuyor. Yani vatandaşta dinuhum, dinaruhum ve kıbletuhum, nisauhum diye bir ifade var. Öyle bir zaman gelecek ki insanların dinleri, paraları olacak. Kıbleleri hanımları olacak. Yani paraya tapıyor insanlar. Kurban olmayacak hayvanı kurban diye satan adam Allah'a değil, paraya tapıyor paraya. Adamın beyanına güvenilmez, insanların beyanına güvenilmez. Mutlaka bakmak lazım. Dürüst insanlar elbette vardır ama çok azdır. Çok azdır bunlar. Kurbanı bir ibadet niyetiyle yapacak olan kardeşlerimiz için söylüyorum. Bu konuda biliyorsanız biliyorsanız, bilmiyorsanız bilenlere mutlaka sorarak hayvanınızı alın. Sadece fiyatı değildir önemli olan, hayır kurban olup olur mu olmaz mı, bu da önemlidir. Kurban kime vaciptir, kimlere vacip değildir? Herkes kendisini gözden geçirmesi lazım. Acaba bana vacip midir, değil midir? Bir kenarda arsası bekleyen bir kardeşimiz, kenarda bir arsa bekliyor öyle. Dursun ileride işime yarar diye, hiç kullanmadığı bir arsası bekleyen, kenarda efendim bir dairesi boşta bekleyen kişilere kesinlikle zekat vacip olmasa bile kurban kesmesi vacip olur. Herkes kendini bu noktada kontrol etmesi gerekir. Zekatla kurban birbirinden biraz daha farklıdırlar. Adam zekat vermesi gerekmez ama kurban kesmesi gerekebilir. Aşu bir kesindir. Her zekat vermesi gereken kişi kurban kesmesi gerekir. Bana zekat farzsa kurban kesinlikle farz, vaciptir. Dolayısıyla her kurban zekat vermek mecburiyetinde olan kurban kesmesi gerekir. Kurban aile görevi vazifesi değildir, şahsi bir vazifedir. Yani kocası kesiyorsa hanım kesmez diye bir şey yok. Kime vacipse o keser. İkisine de vacipse ikisi de keser. Baba fakirdir, evlat zengindir, evlat kesmesi gerekir. Koca fakirdir, kadın zengindir, kadın kesmesi gerekir. Kadın kesmesi gerektiği halde parasını kocası verebilir mi? Verebilir. Baba kesmesi gerektiği halde parasını evlat verebilir mi? Öyle hayırlı evladınız varsa verebilir. Yeter ki öyle hayırlı evlat olsun, verebilir. Bilgi dahilinde olabilir. Bunları paylaştıktan sonra kıymetli dostlar, bana kurban vacip midir, değil midir sorusunu kendiniz özel soracaksınız. Eğer şüphe ediyorsanız, zaten biliyorsanız problem yoktur. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla hepinizi merzuk eylesin. Hepinizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarınızı izale eylesin. Yuvalarınıza huzur versin, bereket versin. Kazancınızı bereketli eylesin. Eşe ihtiyacı olanlara Rabbim eş versin. İşe ihtiyacı olanlara iş versin. Berekete ihtiyacı olanlara bereket versin. Huzura ihtiyacı olanlara Rabbim huzur versin. Allah hayırlı muratlarınızı ikram eylesin. Lillahi'l-Fatiha.